Merhaba Hardware Plus takipçileri. Ben Berkin Boğazan. Sony Xperia ailesinden en yeni dev telefonla karşınızdayız. XA1 Ultra. Sony'nin altın ışık bu devi aslında XA1 ile gayet benzeşiyor. XA1 Ultra 6 inçlik Full HD bir ekrana sahip ve Helio P20 işlemcisi barındırıyor XA1'de olduğu gibi. Fakat benzerlikler aslında burada bitiyor. Evet, görsel olarak tasarımlara baktığınız zaman benziyor. Biri diğerinin biraz tutup da büyütmüşsünüz gibi versiyonu görünüyor. Bütün tasarım, incelik ve görünüm aslında iki cihazla birbirine gayet benziyor. Fakat tabii ki 5 inç ve 6 inç arasındaki farkı şöyle tuttuğum zaman çok net görüyorsunuz diye düşünüyorum. Tabii ki XA1 Ultra bazı iç farklara ve bazı dıştan görülebilecek farklara da sahip. Öncelikle 3 GB'lı XA1'deki RAM'e karşın bu cihazda 4 GB RAM var ve bu standart. Hani atıyorum 3 GB'lık bir versiyonunu biz baktığımızda göremedik ve ülkemize satılan da 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM'e sahip. 4 GB RAM bence çok elzem değil. Ama tabii ki cihaz size kamera deneyimi yaşatacak iyi şekilde, tuttuğun zaman ele gelecek bir şey izleyeceksiniz güzel güzel. Bu amaçlarla zaten büyük ekranlı bir telefon alıyorsunuz diye düşünüyorum. Öteki türlü cebe falan girebilecek bir şey değil. Evet, benim gibi kilolu insanların cepleri de büyük olduğu için, o hani terzi işi de olsa hazır da alsanız oranla büyüdüğü için en nihayetinde benim cebime tablet de giriyor arkadaşlar, ama hani gerçekten çok rahatsız edici büyük bir cihaz. Ağırlığından değil. Bunun kadar ağır cihazlar kullandık arkadaşlar. Yaklaşık 200 gramlık bir cihaz ve örneğin Lenovo P1, P2 gibi cihazlar 200 gram civarındaydı. Bununla ilgili bir sorunumuz yok ama bu cihaz aynı zamanda iri, yani 6 inç. Baya baya büyük. O yüzden birazcık zorluk çıkaracaktır. Cihazın tabii ki önce Xperia deyince akla kamera geliyor. Kamerası arkadaşlar geçen sene kullanılan 23 megapiksellik kameraya benziyor. 1/2,3 inçlik sensörü çok ufak değil, çok büyük değil. Geçen seneki değerlerle aynı. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Biraz daha fazla pozluyor mesela XZ'ye göre ve detayları bu yüzden bence biraz daha kaybediyor. Böyle bir fark var arada. Fakat esas önemli şey ön kamerada. Çünkü ön kamerada Sony'nin cihazlarını çok kullandığı görmediğimiz optik görüntülü sabitleme sistemi var. Ve ön kamera flashlı da, aynı zamanda bağımsız bir flash de var. Bayağı iyi çekiyor arkadaşlar. Hakikaten selfie çok çekiyorsanız ve bu telefonu tutarak selfie çekmek konusunda zorluk yaşamayacaksınız. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ben yaşıyorum çünkü. Gayet iyi bir ön kamerası var selfie çekmek için. Hatta bazen şunu yapasım geliyor. Hani şöyle mi çeksem acaba dediğim oluyor, ne yalan deyip. Tamam, bunu biraz abarttım ama hani gerçekten iyi bir ön kamerası var. 16 megapiksel ön kamera f/2 diyaframa sahip ve ön kameranın sensörü arka kamera kadar iri arkadaşlar. 1/2,6 inçlik bir sensöre sahip. Tabii ki flash ile beraber bir yere gelince optik görüntü sabitlemede işin içine girdiği zaman çok iyi selfie'ler çekebiliyorsunuz. Ve 23 milimetrelik odak mesafesi iyi bir görüntüleme açısı sunuyor tabii ki. Zaten 23'ün altı iyice balık gözü oluyor. Bir de onu düzeltecek mercek falan lazım. Optik olarak o iş çok karmaşık ama 23 ideal optik görüntü sabitleme. Çok güzel ve önde de flash olması gayet başarılı sonuçlar üretiyor. Ben ön kamerayı arka kameradan daha çok beğendim, onu söyleyeyim. Çünkü Sony'nin üst seviye ana kameradan zaten alışığız. İşte Motion High'dir, odur budur ama hani, o cihazlarda böyle ön kamera yok, çok net söyleyeyim. Bu cihazda 2700 mAh'lik bir pil var. Evet, tepe modeller kadar büyük değil ama yine de 24 saati rahat rahat çıkarabileceğiniz miktarda bir pil anlamına geliyor. Tabii ki burada MediaTek'in Quick Charge muadili olan Pump Express Plus 2.0 teknolojisi de destekliyor. İçinden çıkan şarj aleti de bunu destekliyor. USB-C yuvasından, ama bu USB-C formunda olduğunda bakmayın. USB 2.0. Buradan cihazı şarj edebiliyorsunuz. Daha yavaş da şarj edebilirsiniz. Nasıl olsa çok büyük bir pil yok içinde ama tabii ki amiral gemisinin bir tık altında olması stratejik bir karar tabii ki. Hani 2800-3000 lira çıksa ondan sonra sorgulamaya başlarsınız. Yani niye üst modeli koymadın da buna koydun falan diyebilirsiniz. Genel olarak baktığımız zaman tablet gibi bir şeyler izlemek için kullanabileceğiniz Xperia XA1 Ultra ön tarafa bakan stereo sisteme sahip olmaması nedeniyle birazcık tabii ki burun kıvırdığımız bir ürün haline geliyor bu noktadan baktığınızda. Çünkü ön tarafta baktığınız zaman ne olduğunu düşünüyorsunuz? İki tane hoparlör var diyorsunuz. Hayır, değil. Burası ahize, burası da mikrofon sistemi. Şu şekilde konuşurken zaten kullandığınız bir sistem. Aşağı tarafta da Sony'nin 2 sene öncesinde de cihazlarda kullandığı bir tane hoparlör sistemi var. Buradan normal işte telefon buradan çalıyor. Dışarıdan seslendiğiniz zaman buradan dinliyorsunuz. Ahizeden işte hoparlörü verdiğiniz zaman bu çalışıyor sadece. Dolayısıyla büyük ekranda medyaya erişmek istiyorsanız bu telefon gayet iyi. Ses kısmı hariç. Bir de 6 inçlik ekran yan taraflara neredeyse boşluksuz şekilde yerleşiyor. Buradaki çerçeve de çok ince yan taraflarda. Ama üst ve alt taraflarda işte çerçeve oranı hesabı yapan insanlar yine üzecek miktarda boşluk olduğu doğru. Bu boşluklarda tabii şöyle cihazı tutmak için, rahat tutmak için kullanılıyor diye bunu hani şeker kaplaması yapmayacağız ama
sugar coating dedikleri HDMI'lerin. Ama yine de yani işte Sony belli bir tasarımdan vazgeçmiyor. Açıkçası biz de Berlin'i, IFA'yı bekliyoruz ki yeni Sony'leri görelim. Belki de biraz daha ekran yayılır. Vaziyet bu arkadaşlar. Sony XA1 Ultra büyük ekranlı telefon isteyen, 6 inçlik bir tabletten birazcık daha ufak bir telefon isteyen kullanıcılar için çok iyi bir selfie kamerası olan bir akıllı telefon. Android'in son sürümüyle gelmesi de öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla büyük ekranlı iyi selfie çekebilen bir akıllı telefon arıyorsanız Sony XA1 Ultra bu aralar satın alabileceğiniz iyi cihazlardan bir tanesi. Fiyatı da gayet başarılı. Mütakip incelememizde görüşmek üzere. Şen ve esen kalın diye size veda ederken sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. O zaman mütakip videolarda tekrar buradayız. Görüşmek üzere.